Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Nisan 2020 gelişmelerle tekrar karşınızdayım. Dünyada, Türkiye'de, Almanya'da, Avrupa'daki koronavirüse dair ve diğer gelişmeleri sizlere toparlamaya çalışacağım. Avrupa'da yine havadan bahsetme gerekiyorsa bugün hakikaten de Avrupa genelinde bir sıcaklık söz konusu. Özellikle Almanya'da şu anda hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde ki hafta boyunca bu sıcaklığın böyle devam edeceği söyleniyor. O yüzden koronavirüsle ilgili tedbirler de devam ediyor. İnsanlar halen evlerinden dışarı çıkmıyor. Kimisi de böyle benim gibi çok az bir süre içerisinde hava almak için belki de kimsenin olmadığı yerlerde bir dışarı çıkıp tekrar içeri giriyor. Almanya'da korona vakası 100 bini aştı. Almanya'da yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 kişi artarak 100.132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 kişi artarak 1584'e çıktı. Covid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise Almanya'da 28.700 kişi oldu. İyileşme oldukça yüksek bu oran. Yine ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye'li vatandaşlarının da sayısı ise 34'e yükseldi. Resmi rakamlara yansıyanları sizlere aktarıyorum. Almanya, ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın 4. en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor. Bu da dikkat çekici. Karantinada kadına şiddet 2 katına çıktı haberleri her yerde yayılmaya başladı. Birleşmiş Milletler yazılı bir açıklama yapmış. Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgının neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile kısıtlamaların dünya genelinde aile içi şiddeti de arttırdığı belirtilmiş. Son birkaç haftada karantina yüzünden bazı ülkelerde şiddete maruz kalan ve yardım isteyen kadınların sayısının 2 katına çıktığını kaydeden Guterres, hükümetlere bu süreçte kadına yönelik şiddetin önlenmesi çağrısında bulunuyor. Şiddete maruz kalan kadınların sığınabilecekleri barınakların açık kalması gerektiğini belirten Guterres, şiddet yanlısı istismarcıların ise cezalandırılması için yargı sistemlerinin çalışması gerektiğini vurguladı. Yine Birleşmiş Milletler verilerine göre ise son birkaç haftada Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Güney Afrika, Fransa, Türkiye ve Avustralya'da aile içi ve kadın şiddet vakalarının neredeyse 2 kat arttığına dikkat çekilmiş. Bu Birleşmiş Milletler'in açıklamasında oldukça önemli bir açıklama aslında. Fransa'ya geçelim. Fransa'da korona ölümleri 8.000'i aştı. Avrupa'da, Fransa'da bunun öncülüğünü yapmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının 19. gününde sağlık direktörü Jérôme Salomon yaptığı açıklamada son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 357 kişinin de daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 8.078'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede 6.978 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıklayan Salomon, toplam 28.891 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi. Ülke genelinde 1873 vakanın kayıtlara geçtiği toplam vaka sayısının 70.478'e yükseldiği ifade edildi. İspanya'ya geçelim. İspanya yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 kişi daha arttı ve 13.555'e çıktı ölü sayısı. Vaka sayısının 5 gündür düşüşe girdiği açıklandı. Bu da dikkat çekici bir açıklama. Hükümet 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamının yavaş yavaş küçültülüp bazı iş kollarında tekrardan aktif duruma getirmeye yönünde çaba olduklarını açıkladı. Yine öte taraftan İran'dan biraz söz etmek gerekiyorsa İran'da ise bir günde virüsten ölenlerin sayısı 136 kişi artarak 3.739'a yükseldi. Avusturya'da 14 Nisan itibariyle 400 metrekareden küçük dükkanlar, inşaat ve bahçe malzemeleri satan yerler tekrar açılabilecek. Bu da işverenlere yönelik bir açıklama. Ülkede 1 Mayıs itibariyle de bütün mağazaların ve kuaförlerin de açılması bekleniyor. Demek ki Avusturya'da bir düşüş söz konusu. 15 Mayıs'tan itibaren de oteller ve lokantaların açılacağı, mağazalarda, toplu taşıtlarda da
maske takma mecburiyeti devam edecek. Yani hem alışveriş merkezleri, mağazalar açılacak, aynı zamanda maske takma mecburiyeti de devam edecek. Bu salgının bitmediği de anlamına geliyor. Mayıs ayının ortasına kadar ise Avusturya'da okullar kapalı kalacak. Üniversiteler ise yaz sezonunun uzaktan eğitimle devam edecek ve ülkede toplu hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek. Avusturya'da bugün itibariyle koronavirüs bulaşan hasta sayısı 12.038'e yükselmiş. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 220'ye ulaşmış. Ülkede 3.463 kişi ise tedavi oldu. Avusturya'da ölüm oranı oldukça düşüktür. Umarız böyle devam eder. Türkiye'ye bakalım biraz. Toplam vaka sayısını dün Sağlık Bakanı açıklamıştı. 27.069. Toplam ölüm sayısı ise 574 olarak açıklandı ve dünya genelinde Türkiye 9. sırada şu anda. ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9132, vaka sayısı ise en az 321.762 olarak bu dün akşam açıklandı. Yani 9000'den fazla yeni vaka açıklanmış ve 636 kişi hayatını kaybetmiş dün itibariyle. Diyelim Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten de şu anda hem ölüm sayısı hem de vaka sayısında çok ciddi bir artış var. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir açıklaması var. Abdülhamit Gül 12 hakim ve savcı ile 55 adliye personelinde koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Bu çok ciddi bir rakam ve adliyeye de bunun bulaşması önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gireceği sıkıntıları düşünmek bile istemiyorum. Yine bir haber daha var. Maske kıtlığı, rekabet korkunç boyutlarda diye bir manşet haber var. Koronavirüs nedeniyle her ülke maske sıkıntısı yaşıyor. Halk tepkili, devletler korkunç bir yarışa girdi. Birbirinden mal kaçırıyor gibi en büyük üretici Çin bir ayda 4 milyara yakın maske ihraç etmiş Çin. Biliyorsunuz bu virüsün çıkış yeri Çin. Ama şu anda Çin bütün dünyaya milyarlarca maske satıyor. İşin ekonomik yönetim boyutunu da düşündüğünüz zaman koronavirüs etrafında dönen olayları kendiniz hesaplayın. Yine ülke içerisine döndüğümüz zaman bir yerel haber var. HDP'den bir kampanya açıklaması var. HDP Kardeş Aile kampanyası başlattı dün. Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Kardeş Aile kampanyası başlattığını açıkladı HDP. Kampanyanın ilk adımında her milletvekili 10 aileyi kardeş aile seçti. Kampanyanın duyurusunu HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin sosyal medya üzerinden düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Türkiye'de yaşamın tamamen durması gerektiğini savunan Buldan, bizler HDP olarak tüm Türkiye toplumuna lütfen ama lütfen evde kalın demek, bunu tekrar etmek istiyoruz. Yaşam durdurulmalı, üretim durmalıdır. Türkiye tamamen eve kapanmalıdır diye HDP eş genel başkanı Sayın Pervin Buldan'ın dikkat çekici bu açıklaması idi. Yine çok değişik, ilginç bir haber ve onu da sizlere aktarmak istiyorum. Van'da işçilere bağış darbesi, biliyorsunuz birkaç gün önce bir bağış kampanyası başlatıldı Türkiye genelinde. Gasp edilen Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağış adı altında başlattığı kampanyaya destek amacıyla belediyede çalışan tüm işçilerden Nisan ayında 1200 lira kesinti yapmış. Arkadaşlar, hiç kimse sormadan, siz yardım edecek misiniz, ne kadar yardım edeceksiniz diye sormadan Van Belediyesi atanan kayyum belediye çalışanlarından sormaksızın, onlara danışmaksızın maaşlarından 1200 lira kesinti yaptı. Toplam aldıkları maaş ne kadar onu da bilmiyorum. Bu ayı ne yiyecekler onu da bilmiyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalımı lütfen ve lütfen takip etmeyi de unutmayın. Sizden ricam da budur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.